Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gelin After Effects'i açarak bugünkü dersimizi izleyelim. Önce projemizi Save As komutuyla ders 30 diyerek kaydediyorum. Hemen yeni bir composition açıyorum. New Composition komutuyla. PAL DV presetini açıyorum. OK butonuna tıklayarak. Evet, boş bir composition açtım. Hemen bir kompozisyonla ilgili düzenlemelerimi yapayım. Composition Settings komutundan buna efektler 1 diyorum. Yine derli toplu çalışmak için buradaki efektler 1 kompozisyonuma Compositions klasörünün içine atıyorum. Buradaki videolar layer'ından da bir tane buradan şöyle video seçip timeline'ıma atıyorum. Evet, üniversitemizin giriş kapısından bir zoom out görüntüsü arkadaşlar. Şimdi After Effects adı üzerinde efekt programı olduğu için işleyebileceğimiz, kullanabileceğimiz çeşitli efektleri var. Ve çoğu efekt kendisine özel ve çok kullanışlı. Bunları nasıl kullanacağız bu dersimizde ve bundan sonraki iki dersimizde bunları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi efektlere nereden ulaşabileceğimize bakalım. Hemen burada görüyorsunuz. Efekt preset paletim açık. Eğer buradaki bu paletim kapalıysa, şöyle kapalı olabilir. Bunu da kapatayım. Yani minimal bir workspace'te çalışıyorsanız, eğer göremezseniz bu efekt preset paletini, hemen telaşa kapılmayın. Neydi? İlk derslerimizi anlatmıştım. Workspace'ten buradan Effects tıklayarak projenizi efekt için özel Workspace'te açmış olursunuz arkadaşlar. Ya da bakın burada Effects preset panelim geldi. Ya da yeniden kapatayım. Buradaki tüm pencereleri. Şunu da kapattım. Buradan tek tek açabilirim. Window panelinden. Effects preset panelini bu şekilde açabilirim. Aynı şekilde yan taraftaki Project Window'umu da şöyle buradan bakın açabilirim. Bir de biraz sonra efektleri uyguladıktan sonra efektleri düzenleyeceğimiz bir panel var. Onu da yine buradan efekt kontrol panelinden açabiliriz. Bakın şurada aslında bunlar iki tane tab var. Sekme var bu proje panelimin altında. Birazdan bu efekt kontrol panelini kullanacağız arkadaşlar. Evet, Effects Preset panelinden burada çeşitli isimlerle gruplanmış görüyorsunuz birçok efektim var. Ya da bir başka şekli nasıl ulaşabiliriz? Efekt yapacağımız klibi, layer'ı seçip bunun üzerinde sağ tuşla efekt paneline bakın buradaki aynı şekilde gruplanmış isimlerin burada da aynı şekilde yer aldığını görüyoruz. Hiçbir fark yok. Aynı yer aslında. Size hangisi kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Ya da yine işlem yapacağımız layer seçiliyken yukarıdaki pop-up menüden efekt
komutundan bakın. Yine burada gruplanmış şekilde efektleri görebiliyoruz. Şimdi bu efektleri tek tek görelim. Nasıl kullanacağımızı görelim arkadaşlar. Ben şuradan kullanmayı tercih ediyorum. Animation Presets var. İlk komutumda. Onu daha sonra açıklamayı tercih ediyorum. 3D Channel'ı da şu anda aktarmıyorum. Bu 3 boyutlu, 3 boyut bilgisini içeren bazı image formatları için geçerli arkadaşlar. Audio'yu da sesle ilgili bölümü anlatırken anlatacağım. Blur and Sharpen'dan başlayalım. Blur and Sharpen, Blur özellikle en sık kullanılan efektlerden biri olması sebebiyle bunu anlatalım. Bakın burada da bir sürü blur çeşidim var. Buradan istediğimi seçebilirim. Hatırlarsınız filmlerde, jeneriklerde bazen bir yazı ilk önce blur olur, daha sonra netleşir. Bunların hepsi bu tarz programlarda burada yapılır arkadaşlar. İsterseniz şimdi öyle bir örnek yapalım. Hem efektlerimizi, blurumuzun ne olduğunu da tanımış oluruz. Ben bu layer'ı sağa sürükleyerek şöyle burada boş bir yer elde ediyorum. Öncelikle siyahın üzerinde gözükmesi için. Sonra buradaki text ikonumu tıklayıp şöyle bakın tıklar tıklamaz. Text ile ilgili ayar yapmam için text ile ilgili paletler aktif oldu. Burada kompozisyon window'umun içerisinde bir yere tıklayarak yazı yazmaya başlıyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi yazdım arkadaşlar. Tekrar eski ikonuma geri dönüyorum. Şöyle ve yazıyı şöyle şuraya getiriyorum. Yazıyla çalışacaksanız eğer dediğim gibi safe margin'ların açık olmasına özen gösterin. Yani o nereden açıyorduk? Şuradan. Bakın. Title Action Safe. Hayali çizgilerimi açarsam bana hem kompozisyonumu oluşturmamda yardımcı olur. Hem de güvenli bir şekilde yazım ekranda gözükür mü gözükmez mi onu anlamış olurum. Evet, yazıyı böylece koyduktan sonra buna blur efekti uygulayalım. Hemen buradan blur sharpen başlığı altında toplanmış efektlerden herhangi bir blur seçeceğim şimdi arkadaşlar. Genellikle de bunun için fast blur kullanılır. Fast blur'u tıklayıp daha doğrusu kenarındaki ikondan tutup sadece layer'ımın üzerine sürüklüyorum arkadaşlar. Layer'ımın üzerine sürükler sürüklemez. Bakın hemen burada dikkat etmişsinizdir. Effect Control panelimde Fast Blur gözüktü. Bununla ilgili ayarlar yapabilmem için özelliklerini görüyorum. İsterseniz siz buradaki üçgenden bunu genişletip daraltıp ayarlarını saklayabilirsiniz. Bir layer'ın üstüne teorik olarak sonsuz sayıda efekt kullanabilirsiniz. Tabi bilgisayarınızın gücü oranında. Ben yine yerden tasarruf etmek için paragrafla ilgili özelliklerimi kapatıyorum şimdilik. Karakterle de ilgili aynı şekilde. Şunlar yeterli benim için. Şu yazıya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın da blurness, yani blur miktarı şu anda sıfırda. Bunu artırdığım sürece yazının netliğini kaybettiğini görüyorsunuz. Şöyle. Ben bunu eğer zaman içinde keyframelersem böyle bir animasyon elde etmiş olacağım arkadaşlar. Bir altta Blur Dimensions, Blur'un hangi boyutlarda, yani yatay düzlemde mi, dikey düzlemde mi olacağını bana soruyor. Buradan sadece horizontal'ı seçersem, bakın değişiklik, sadece yatay düzlemde blurladı.
Aynı şekilde vertical'ı seçersem sadece dikey düzlemde blurlayacak. Şöyle yukarıya doğru bakın. Şöyle. Siz hangisini tercih ederseniz kompozisyonunuza göre onu kullanabilirsiniz. Biz de şu anda dikey düzlemde tercih edelim. Sıfır, daha doğrusu blur'dan nete bir yazı oluşturalım. Hemen bunun yanındaki ikonu tıklayarak tekstimle ilgili ayarlar yapabileceğim alanı açıyorum. Bakın bunu açar açmaz burada efekt hemen bir efekt opsiyonum da oluştu burada. Buradaki efektimi ben siler silmez o da gidecektir. Bakın burada yok oldu. Tekrar fast blur'u ben layer'ımın üstüne atar atamaz. İlgili değişiklikleri layer'ımın altında da yapabilmem için burada bana bir yer açıyor. Bu efekti açtığımda sadece şu anda fast blur var bakın. Farklı bir efekt daha mesela bir farklı blur daha atadığımda bakın bilateral blur da burada hemen yerini aldı. Ama ben şu anda onu istemiyorum. Sadece fast blur ile işlem yapacağım. Yine üçgenini genişletip burada blur ile ilgili aynı ayarların burada da yer aldığını görüyorum. Şimdi ne dedik? İlk önce blur'dan net'e, daha sonra da net'ten blur'a bir yazı oluşmasını sağlayalım. Bunun için keyframe'leri kullanacağız. İlk önce izleme çubuğum timeline'ımın üzerinde 0. saniyedeyken, bakın buradan kontrol ediyorum. Blurness yanındaki keyframe oluşturma ikonunu tıklayarak ve sadece burada Blur Dimension'dan Vertical'ı seçerek yani dikey düzlemde yukarıya aşağıya şöyle Blur'umu miktarını arttırıyorum. Şöyle. Benim için şu anda şu görsel iyidir. Daha sonra şurayı biraz genişletirsem şuradaki slider'ı kullanarak timeline'ımın ölçeğini genişletmek istiyorum. Şurada bakın bir saniye boyunca şuradan da tam bir saniye olduğundan emin oluyorum. Buradaki numerik time code'dan ve tekrar blurness değerini 0 alıyorum. Şöyle. Yani bir saniyede blur'dan net'e geçmesini istiyorum yazımın. Otomatik bana burayı bakın sarı keyframe'imi atadı. Hemen izliyorum yaptığım animasyonu bakıyorum. Bakın arkadaşlar şurada ekranda izleyin. Şöyle blur'dan net'e bir animasyon oluştu. Bir saniyede. Eğer bu süre sizin tabii yaptığınız filmin ritmine göre de orantılı. Bu süre kısaysa uzunsa hemen değiştirebilirsiniz. Benim için biraz uzun kaldı. Ben hemen 12 kare yani saniyenin yarısı olarak kabul edilebilecek bir değere izleme çubuğumu koyup buradaki oluşan keyframe'imi bunun üzerine sürüklüyorum. Burada yine bir şey daha söylüyorum. Bu keyframe'i sürüklerken tam şu anda bakın izleme çubuğum 12. karede. Bunu da tam 12. karede olmasını istersem snap özelliğinden faydalanmam gerekir. Snap özelliğini kullanmam için yani bu noktanın tam timeline'ın üzerinde bu izleme çubuğuna yapışması için shift tuşuna basıyorum. Ondan sonra düzeltiyorum. İlk önce sürüklüyorum sonra shift tuşuna basarak zaten siz de o yapışma hissini alacaksınız. Bıraktığım anda shift tuşunu istediğim noktaya kare kare taşıyabiliyorum. Ancak mesela şu kadar yakındayken izleme çubuğuma shift tuşuna basar basmaz otomatikman keyframe'im izleme çubuğunun olduğu noktaya yapışıyor. Şu anda 12 kareye indirgedim. Yani yaklaşık yarım saniye animasyonunu. Bakın şu hal aldı. Şöyle. Netten düzeltiyorum. Flu'dan nete şöyle bir animasyon elde ettim. Bir süre kaldı. Şöyle diyelim 4 saniye. Ki bir tekstin okuması için 4 saniye 6 saniye aralığında bir süre gereklidir. Şöyle 6 saniye yapalım biz.
Bakın 6 saniyede olduğuna eminim. 6 saniye boyunca, yani ilk yarım saniye oluşma süresini saymazsak ya da sayarsak 5,5 saniye süre boyunca ben bu yazının ekranda net kalmasını istiyorum. Onun için ne yapmam gerekir? Blur değerinin bu süre boyunca 0 olması gerekir. O 0 ve tekrar 6. saniyede de bir yarım saniye sonra da blur olarak tekrar kaybolmasını istiyorum. Bu ara boyunca değerinin değişmemesi için, yani net kalması için blurriness ayarının yanındaki buradaki ikonu ortasını tıklıyorum arkadaşlar. Buraya tıklar tıklamaz bana burada bakın bir keyframe veriyor. Ve bu keyframe'in değeri de burada bakın blurriness 0. Buradaki de 0 olduğu için şu ilk baştaki arada hiçbir değişim olmadığı için bu aralık değişmeden kalacaktır arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde yazın blur olmuyor ama şu alana getirdiğimde bakın blur oluyor. Tekrar 6. saniyeden sonra 12 kare boyunca yani 6 0 6 12 zamanında ben tekrar blur yaparak bunu kaybetmek istiyorum. Yine vertical yönünde. Bakın şöyle değerini bana iyi gelecek şekilde yani benim gözüm için okeyse şöyle bakın o değeri ben kendim belirliyorum. Şöyle burada bitti. Burada tekstim artık çıkabilir. Şöyle bir tekrar şu keyframe'leri görebilmek için açayım. Şöyle daraltayım. Bakın burada bir şey daha göstereyim. Burada şu layer'da bundan sonraki bölüm artık hep şöyle bakın siyahın üstüne daha iyi gözüküyor. Flu bir şekilde kalacaktır. Ve bundan sonra bu layer'a da ihtiyacım yok. Ne yapabilirim? Buraya kadar şöyle sondan tutup şuradan tutup bakın şunu kırpabilirim buraya kadar. Ya da bir kolay yolu daha var. İzleme çubuğum tam buradayken shift tuşuna basıp tam şu keyframe'e snap özelliğini kullanarak yapıştırabilirim. Bakın şuradaki keyframe'e şuradan sürüklerken shift tuşuna bastığımda tam bu noktada olduğunu anlarım. Ve buradan da check ediyorum. 6 saniye 12. karede. İşlem yapmak istediğim layer seçili iken buradaki layer komutundan düzeltiyorum. Edit komutundan Split Layer komutuyla buradan o kareyi oradan o layer'ı buradan bölebilirim. Bakın böldü ve böldüğü yerden otomatikman bana bir layer daha oluşturdu. Bu bazı kompozisyonlar için çok gerekli bir özellik arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda. Ama bunu burada ben kesme amaçlı olarak kullanıyorum. Yani eğer burada kompozisyonunuz bayağı bir uzunca bir süreyse bu layer'ın ta sonundan bulayım böyle kırpayım gibi onu bulamayabilirsiniz. Bu hemen burada kesmek istediğiniz noktaya izleme çubuğunuzu getirip Edit komutundan yukarıdaki pop-up menüden Split Layer seçeneğini kullanarak hemen ilgili layer'ı kesmek istediğiniz yerden kesebilirsiniz. Ve daha sonra bir üst layer'ı şu anda ben istemiyorum. Aktifleyip onu silebilirim. Bakın şöyle bir animasyonum oluştu. 6 saniye boyunca yaklaşık net bir şekilde görüyorum. Ve yine Blur Scale ile kayboldu benim yazmak istediğim yazı. Burada efekti bu şekilde kullanmış oldum. Tabii daha da güzelleştirebiliriz aslında. Yine keyframe'i kullanarak bu sefer bu yazının burada durağan değil de bize doğru bir ekranın dışına doğru yavaş yavaş gelecek geliyor hissi uyandırarak bir animasyon yapabiliriz aynı zamanda. Onu da şu şekilde sağlarız. Tahmin edeceğiniz üzere
Buradan transform ikonuna tıklıyorum. Scale özelliğini buradan tıklıyorum. İlk başta herhangi bir değer vermiyorum ve sona doğru getirip şöyle bunu büyütüyorum biraz. Veya buradan elle de girebilirim. 120 yazayım ben. Yani %120 oranında şöyle büyüyecek. Bakın şöyle oldu animasyonum. Ve ekrana doğru şu tutamaklarının kalkması için boş bir yeri tıklıyorum. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle bir animasyon oldu. Evet. Dediğim gibi buradan sonsuz sayıda efekti buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu anda sadece bu yazı üstünde blur'u kullandık. Peki bu blur efektini bir resim üstünde, yani bunun üstünde kullansaydık nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Hemen deneyelim. Bunun bittiği yere, yazının bittiği yere direkt bunu yapalım. Yine bu şekilde sağa sola doğru sürüklerken ben diğer klibin bittiği noktaya yapıştırmak istersem, yani snap özelliğini kullanmak istersem, bunu sürüklediğim anda shift tuşuna basarsam şöyle arkadaşlar direkt bir sonraki klibin bittiği yere yapışmış olur. Şöyle bakın. Şimdi bu klibime yine fast blur'u uyguluyorum arkadaşlar. Tutup layer'ımı bıraktım. Blurness miktarını buradan arttırdım. Bakın resmim netliğini yitirdi. Şöyle. Şuradan azaltırsam. Şöyle bakın azaltıyorum, çoğaltıyorum. Blur efektinin yaratmış olduğu etki budur arkadaşlar. Genelde bir filmde oyuncu rüya sekansına başlamadan önce, yani bir rüya görüyor vesaire ya da konudan uzaklaşılıyor. O duyguları ifade etmek için bu efekti kullanabilirsiniz. Ya da siz burada oluşturduğunuz kompozisyonda farklı alan derinlikleri, farklı görsel zenginlikler elde etmek için de blur'u kullanabilirsiniz. Blur en sık kullanılan efektlerden bir tanesidir. Evet, bunu kapatalım. Diğer blur türlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yine en sık kullanılardan biri radial blur'dur. Şurada. Onun da oluşturduğu etki şöyle arkadaşlar. Yine klibimin üzerine bırakıyorum. Şöyle bakın. Burada bir zoom out planı var. Bu zoom out'tan şöyle radyal blur'u nasıl kullanabiliriz? Bu zoom out'un etkisini arttırmak için. Şöyle ilk önce type seçeneğinden scratch değil straight zoom'u seçiyorum arkadaşlar. Sonra amount'tan miktarını ben bunu arttırdıkça şöyle bakın. Şöyle bir şu center noktam sabit. Center'ı da buradan istediğim noktaya taşıyabilirim. Buradaki ikonu tıklayarak bakın şöyle. Center'ımı değiştirdikçe şöyle farklı noktadan biraz miktarını da arttırayım. Şuradaki center'ı değiştirdikçe bakın. Center net kalmak kaydıyla bir parça daha net diğerlerine göre. Şöyle o noktaya göre bir radyal, yani dairesel tanımlayabileceğimiz bir blur oluşturuyor. Şöyle o zoom out etkisini arttırmak için şöyle bir efekt yapabiliriz burada da. Şurada tam ortaya getireyim ben. Şurada miktarı biraz daha arttırayım. Buradan da keyframe verebiliriz arkadaşlar. Bakın izleme çubuğu efekt yapmak istediğim yerin başındayken buna tıklıyorum ve bir süre sonra şöyle
bunun miktarını azaltıyorum. Tabii eksi değer de alabiliyor. O yüzden ben sıfıra alayım. Şöyle bir efekt oldu arkadaşlar. Ön izleme yaparsak. Şu anda renderleme dediğimiz bilgisayar bir hesaplamalar yapıyor. O yüzden real time oynamıyor. Onu da buradan aldınız. Buradaki yeşil çizgiler kesintisiz bir hal alırsa. Şöyle. Bu kadar yeterli şimdilik efekti görebilmem için. Bakın. Şöyle. Tabii şu anda kameranın hareketi çok yavaş olduğu için bu istenilen bir şey olmadı. Ama efektin niteliğini anlamanız için sanırım yeterli. Şöyle elimle daha hızlı hareket ettirdiğimde görüyorsunuz. Daha realistik bir etki oluştu. Aynı şekilde ben bu klibin hızını hızlatıp yavaşlandırabilirim. Yani zaman efekti de ilave edebilirim. O vakit daha etkili olacaktır bu efekt. Onu da şu şekilde başarırım. Bu layer seçilirken layer komutundan yukarıdan şuradan time komutundan time stretch komutunu tıklıyorum. Ve buradan bakın stretch factor şu anda %100'de yani tam real hızında. Ben buna eğer iki katı bir hız verirsem düşündüğümüzün tersine yani Edius ya da diğer video edit programlarının tersine slow motion olacaktır arkadaşlar. Yapalım. Bakın daha da klibim uzadı buradan fark ettiniz belki. Bakın daha da slow motion oldu. Peki ne yapmalıyız? Tam tersine yarı değer vermeliyiz. Yine layer seçeneğinden işlem yapacağımız layer aktif iken time stretch'ten yarı yarıya ben hızlandırmak istediğimde %50 değerine verdim. Bakın klibimin kendisi de zaten burada görsel olarak kısaldı. Bakın şöyle. Şöyle izlersek. Evet. Biraz daha hızlandırabilirim. Yine işlem yapacağım layer seçiliyken buradan time seçip time stretch'i tıklıyorum. Ve %25 yani 4'te 3 oranında hızlandırdım klibimi. Bakın elde ettiğim sonuçta. Tabi bu hızlandırma yavaşlandırmalarda şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir sorun yok aslında. Çünkü hiçbir insan ve araç yok şeydi ama daha sonra araç bakın hızlı geçiyor arkadan. Burada yine neydi burada öğrendik. Composition'dan Edit'ten düzeltiyorum. Split Layer komutuyla ben bunu artık iki ayrı layer'a böldüm. Üstteki layer'a normal hızda devam etmesini istiyorum. Burada time buradaki menülere layer pop-up menüsündeki menünün çoğuna arkadaşlar işlem yapmak istediğimiz layer'ın sağ tuşuyla da ulaşabiliriz. Sağ tuşu tıklayarak time'dan time stretch komutuyla tekrar orijinal değeri olan %100'ü giriyorum. Bakın. Buradan itibaren yine eski hızına kavuşmuş oluyor klibim. Şöyle izlersek real time'da. Evet. Şöyle bir efekt elde etmiş oluyorum. Evet. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.